Biz de istedik ki Kıvırcık Ali birinci yılında çok güzel bir şekilde sazlarla ve sözlerle ona yakışan bir şekilde analım. Aynı zamanda da 6 ay önce yarışmaya açtığımız Kıvırcık Ali Anıt Mezar proje yarışmamız da sonuçlandı. Evet. Kıvırcık Ali Anıt Mezar proje yarışmamızın da jüri o gün kimler kazandı onu açıklayacak. Ve daha sonra da Şişli Belediyesi olarak Kıvırcık Ali'nin anıt mezarını da en güzel şekilde ona yakışan şekilde inşa edeceğiz. Sayın Başkanım, yani çok teşekkür ederim. O kadar duygulandırdınız ki, bir türkü sever, bir türkülere gönül verenlerin radyosunda bir programcı olarak, şahsım Hasan Altunbaş olarak, zaten biliyordum Sayın Başkanım ya, sizin bu kadar duyarlı. Olay ne biliyor musun? İnanın ki olay ne biliyor musun? Evet. Türküler bizim özümüz. Çok doğru. Türküler bizim kültürümüz. Türküler bize çok şey öğretiyor. Bakın mesela şimdi bir kültürdür. Mesela ben de sanki senfoni, ya o dinleyenlere saygı duyuyorum, bir şey demek istiyorum ama benim kültürüm o değil. Ya da ben de sanki işte pop müziği, o benim kültürüm değil. Bizim doğduğumuz yer, bizim Kerkit Vadimiz biliyorsun türküler kokan bir olay ama evet. Her türkünün de bir anlamı var ama. Her türkü de bize bir şey söylüyor. Her türkü bizi bir yere doğru yönlendiriyor. Her türkü bizi bir yere sevk ediyor. Ya düşündürüyor, ya ağlatıyor, ya da derin derin duygulandırıyor. Her türküde bir şey var yani, her kelimede bir şey var. Evet Sayın Başkanım, biliyorum ki benim televizyon ekranlarında cuma günleri bu akşam Medya TV ekranlarında Vadinin Sesi programım var. Bir gün Sayın Mustafa Sarıgül'ü, benim içimden gelen Mustafa Kemal Sarıgül'ü bir gün Vadinin Sesini ağırlamaktan onur duyarım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de mutlaka geleceğim. Aslında seni çok takdir ediyorum. Sesin çok güzel. Çok teşekkür çok ederim. Çok zayıf ve dinleyenleri çok mutlu ediyorum. Çok teşekkür ben de ederim. Hakikaten gelmek istiyorum. O geldiğim zaman Turan Bey de orada bulunursa çok da memnun olurum. Gerçi patrondur, bulunmayabilir fakir fukaraların yanında ama ne yapacağız. Yani bulunursa da canı sağ olsun. Mutlaka geleceğim. Çok teşekkür ediyorum ama ben pazar günü Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde sevgili Kıvırcık Ali için bütün sevenleri, herkes bizim misafirimiz. O noktada Kıvırcık Ali'yi bizler inşallah yalnız bırakmaz yurttaşlarımız. Sizleri de bekliyorum. Zaten konuşacağım sizlerle de. Canlı olarak da yayınlanmasını hakikaten çok arzu ediyorum. 22 sanatçımız olacak. İnşallah. Orada canlı yayın yapılması da çok arzu ediyorum. Onu da yönetim kurulu başkanınızla konuşup rica edeceğim onu da. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum ama Sayın Başkanım, Anadolu'm adım adımdır. Türkü türkü geçtim sen Anadolu. Her yörede başka bir makamsın. Seni türkü türkü seçtim Anadolu. Bazen bozlaklarda, baraklarda türkü türkü geçtim seni. Halaylarım var, ağıtlarım var. Türkü türkü geçtim. Edirne'den Ardahan'a içtim seni kana kana. Erzurum'da emrahlara, Sivas'ta veysellere, pir sultanlara, Karacaoğlanlara, mahzunelere, kulçağlara ve velhasıl Sayın Başkanım, Kıvırcık Ali'ye geçtim seni. Allah seninle razı olsun. Ne kadar güzel bir şey. Çok güzel ya. Çok tebrik ediyorum. Muhteşem yani. Saygılar sunuyorum. Oğlum ben de bir şey söyleyeyim. Tabii lütfen. Sordun ya yani çok bekliyorsunuz falan diye, işte şöyle oldu böyle oldu Sarıgül'ün sesini diyorum 1,5 yıldan. Ona da şöyle bir türkünün dörtlük bir dizesi lütfen, var. Onu söyleyeyim lütfen, ben. Onu lütfen. Söyleyeyim ben. Diyor ki şair. Bekle. Kar altındaki buğday tanesi yine onun sularıyla yeşereceksin. Başını dik tutabilirsen boy vereceksin. Vay. Devam ediyor, devam ediyor. Lütfen. Diyor ki her tarafı allı morlu, güller açar türlü türlü. Bu fırtına dünden belli, inşallah ve inşallah baş edeceksin. Ay başkanım ya, muhteşemsiniz ya. Vallahi çok teşekkür ediyorum. Yani kar altında buğday tanesi bekliyor. İnşallah böyle tekrar yeşerecek. Biz de o kar bu buğday tanesini yeşerecek tanenin her zaman, evet, her zaman yanındayız Sayın Başkan. Buradan da bunu söylüyorum. Çok yani, teşekkür ederim. Allah'a emanet ol. Hayırlı cumalar. Seni çok seviyorum. Hayırlı cumalar. Saygılar sunuyorum Sayın Başkanım. Çok teşekkür ediyorum. Evet efendim. Dedim ya, değerlerimiz vardır. Onlar Anadolu'muzun, memleketimizin değerleridir. Siyaseti boş verin, bir kenara atın gitsin. Atın, siyaseti atın. Ama o değerlerden birisi Mustafa Sarıgül'dür. İnanın ki Mustafa Sarıgül'dür. Fakirin, kurabanın her zaman yanında olan,
yoksulun, muhtacın yanında olan birisidir. Öyle bugün git yarın gel olmaz. Anında tak tak bitti. Ben ne diyeyim ki, nasıl anlatayım ki? Ben zaten anlatmaya da gerek yok. Sarıgül'ün kim ne olduğunu zaten herkes biliyor. Yolun açık zaten Sayın Başkanım. Seni seviyoruz ya, ne diyeyim ki?